İyi günler efendim. 17 Mart Cuma günü saatlerimiz 16'yı gösteriyor. 2 saat boyunca paranın rotasında birlikte olacağız ve gündemin gelişmelerini, haftanın gelişmelerini değerlendirmeye çalışacağız. Erdoğan Turan'la birlikte. Merhaba Erdoğan Bey. Merhaba Özlem. Oldukça gündemi bol, verisi bol, karmaşası bol, evet. Endişesi bol bir haftaydı. Zor bir hafta. Zor bir haftaydı. Bakalım. Zaten son haftalarda zor olmayan haftamız da pek yok ama. Giderek zorlaşıyor. Giderek zorlaşıyor. Bugün %1'e yakın düşüş var. 5181 puandan işlem görüyor BIST 100 endeksi. Bütün borsalar bu hafta kayıplarda. Hı hı. Geçen hafta başlayan ve bu hafta hala devam eden bu bankacılık sorunu özellikle bütün banka hisselerini bütün dünyada hemen hemen etkilemiş gibi. Ama endeksleri de aşağı çekti. Bizde haftalık periyotta %3,5 civarı bir eksi var. Şöyle Avrupa'ya bakıyorum, %4, %5'lik eksiler var Avrupa borsalarında. İlginç, Amerika artı bu hafta. Yani oradan başladı ama orada borsaları çok etkilememiş gibi gözüküyor, görünebilir. Fakat banka hisseleri şu son dönemde yaklaşık 200 küsür milyar dolar eridi, değer kaybettiler. Orada da aslında yara büyük. Ama bu hafta hep şu bankacılık krizini, bu krizin neden olduğunu, ne tarafa evrildiğini, sonunun gelip gelmediğini konuşuyoruz ve sonunun geldiğine dair bir şey, net bir şey de henüz göremedik. Evet, maalesef. Üzerine daha detaylı bir şekilde konuşacağız ama bir önce Ankara'ya gidelim. Tamam. Haber müdürümüz Murat Avucu bizi bekliyor. Murat merhaba, hoş geldin yayına. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Murat, önce kentsel dönüşümden başlayalım mı? Bugün önemli de bir aslında haber akışı vardı. Hem depremin ekonomik maliyeti, hem bu kentsel dönüşüm adımları, bundan sonraki dönemde atılacak adımlar derken deprem bize ne bıraktı? Acı bıraktı elbette de bundan sonraki dönemde yapılacaklar anlamında da nasıl bir yol çiziliyor? Senden dinleyelim. Evet, aslında depremin acı tarafı maalesef unutulmayacak. Birçok vatandaşımızın hayatını kaybetti. Elbette bunu unutmayacağız ama diğer taraftan da yaraların sarılması gerekiyor. Bu kapsamda bu yaraların sarılması adına çokça adım atıldı ama bir de maliyetin ne olduğunu ortaya koymak gerekiyordu. Bununla ilgili de başından beri Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurumlar bir analiz çalışması yapıyordu ve o çalışma da tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ilgili bakanlar, bakanlıklar, kurumlar bir araya gelerek bir analiz yaptı, bir rapor hazırladı ve depremin maliyetini de yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı. Bugün de bu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. Özellikle bu maliyetin büyük bir kısmının, yarısından fazlasının hasar gören konutlardan kaynaklandığı belirtiliyor raporda. Hem yıkılan, hem ağır hasarlı olan, hem acil yıkılması gereken, hem de orta hasarlı durumda olan konutların toplam maliyetinin 1 trilyon 73.9 milyar lira olduğu belirtiliyor. Yani dediğimiz gibi toplam maliyetin yarısından fazlası, yaklaşık %54-55'lik kısmı tamamen bu konutların, hasarlı konutların ve yıkılan konutların etkisi olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra elbette yıkılan, hasar gören ticarethaneler, kullanılmaz hale gelen ticarethaneler var. Yine hayvancılık yapılan ahırlar var. Bunların yıkımı da ciddi bir yük olarak, ciddi bir maliyet olarak yansıtıldı. Ve bunların toplam maliyeti de dediğimiz gibi 1 trilyon 70, yaklaşık 74 milyar lirayı buldu. Bunun yanı sıra elbette kamu zararları var. Kamu altyapı, üst yapı yatırımları zarar gördü ciddi anlamda. Bu en fazla etki gösteren ikinci kalem olarak raporda yer aldı. O da yaklaşık 242.5 milyar lira olarak açıklandı. Yine konut hariç özel kesim zararları var. Bu kapsamdaki maliyetler var. Burada da enerji, haberleşme, imalat sanayi, turizm, sağlık, eğitim sektörlerinin uğramış olduğu zararlar olarak bu kalem içerisinde yer aldı. Orada da yaklaşık 222.4 milyar lira olarak açıklanmış bir rakam var. Bunun dışında devletin yapmış olduğu acil olarak yapılan 128 milyar liralık yardım var. Sigorta maliyetleri var. Bölgede ciddi sigorta hasar ödemesi yapıldı. Bunun etkileri var. Ev içi eşya maliyeti, hafriyat maliyeti. Bunun dışında yine gayri safi yurt hasıla çıktı kaybı var ki yaklaşık 130 milyar olarak hesaplanıyor. Esnaf gelir kaybı var. Burada da yine yaklaşık 14 milyar liralık bir hesaplama var. Yani toplamda bakıldığında 2
trilyon liraya yakın bir maliyet hesaplaması yapıldığı, uzmanlar tarafından yapılan hesaplama kapsamında. Tabii bunun kıyaslama yapmak gerekirse, raporda bu kıyaslama da var. Malum Türkiye'nin yaşamış olduğu en büyük deprem, bir önceki deprem Marmara depremiydi 1999. Onun da hesaplandığında hasar ve maddi kaybın yaklaşık bu depremdeki hasar ve maddi kaybından 6 kat fazla olduğu belirtiliyor. Yani çok ciddi bir maddi zararla karşı karşıya Türkiye, hem kamu olarak hem de özel sektör olarak. Tabii bunların yaraların sarılması için dediğimiz gibi birçok hamle yapıldı, birçok adım atıldı. Şimdi bir de bundan sonraki süreçte yeni felaketlerle benzer maddi hasarların, can kayıplarının oluşmaması için de kentsel dönüşümde hızlı bir destek mekanizması devreye kondu. Birçoğu açıklanmıştı, bir kısmı da bugün açıklandı. Kentsel dönüşüm yeni destek paketi açıklandı. Burada da yine hem riskli konutların hem riskli alandaki konutların dönüşümüne hem de konut üreticilerine, yüklenicilere yönelik uygun koşullu faizli kredi desteği sağlanacak. Bu kapsamda özellikle konutunu yenilemek isteyen, konut hasarı konutunu da güçlendirmek isteyen ya da yeni konut edinimi ya da yeni iş yeri edinimi de bulunmak isteyenlere 1 milyon 250 bin liraya kadar 0,79 faiz oranıyla kredi imkanı sunulacak. Kamu bankaları tarafından 10 yıl vadeyle bu destek verilecek. Aslında 1,49'luk bir faiz oranı belirlendi, ancak bunun ciddi bir kısmını hazine üstlenecek konut edinimi ve iş yeri edinimi ya da yeniden yapımı konusunda. Diğer taraftan yüklenicilere ve konut arzı için, güvenli konut arzı için konut üreticilerine de 250 milyon liraya kadar yine hazine kefaletiyle bir kredi imkanı sunulacak. KOBİ'lere 100 milyon, KOBİ dışındakilere 250 milyon liraya kadar 48 ay vade, ki bunun 12 ayı geri ödemesiz olacak, ciddi bir imkan sunulacak. Burada da yaklaşık 50 milyar liralık bir kefalet oluşturuldu. Bu kapsamda pazartesiden itibaren, önümüzdeki haftadan itibaren hem vatandaşlar konutunu yenilemek ya da yeni konut ediniminde bulunmak isteyenler ya da yeni iş yeri kurmak isteyenler, yeni iş yerini yapmak ya da konut, yeni iş yerini yenilemek isteyenler, diğer taraftan da yine yükleniciler, konut üreticileri pazartesiden itibaren kamu bankalarıyla görüşerek bu kredi imkanından yararlanabilecekler. Kamu bankaları başlayacak ama özel sektöründe buna destek olması isteniyor. Bu kapsamda özel bankalarla da bir görüşme trafiği yürütülecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Evet Murat, tabii sadece bununla bırakmayalım seni. Bir yandan da önemli görüşmeler var. Finlandiya özelinde özellikle. Tabii NATO'ya üyelik konusu Türkiye'nin kritik pozisyonu ve hızlı bir trafik. Ne anlatırsın? Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Haziran ayında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Madrid'de bir üçlü mutabakat imzalanmış ve Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine olur vermesi için bazı taahhütler yerine getirilmesi istenmişti. Ama geride bırakılan süreç içerisinde İsveç'in bu taahhütlere oldukça uzak olduğunu birlikte şahit olduk. Maalesef terör örgütleriyle arasına mesafe koyamadığı gibi özellikle İslam düşmanlığıyla kapsamında yapılan eylemlere de göz yumması iki ülke arasındaki gerilimi bir aylık tırmandırmış ve Türkiye İsveç'in üyeliğini bir anlamda askıya almıştı. Ancak Finlandiya'yı bu konuda ayırdı Türkiye ve Finlandiya ile ilgili olumlu yaklaşımını ortaya koymuştu. Bugün de bu olumlu yaklaşım çerçevesinde Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesi bekleniyor. Zira bu mutabakat çerçevesinde Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirip getirmediği bugün yapılan ziyarette görüşülecek. Şu sıralarda baş başa görüşme devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö arasında ve bu taahhütler masaya yatırılıyor. Finlandiya'nın NATO üyeliği masaya yatırılıyor. Bunlar konuşuluyor. Elbette ikili ilişkiler, bölgesel meseleler de gündemde ama ağırlıklı gündem Finlandiya'nın NATO üyeliği. Bu kapsamda önümüzdeki saat dilim içerisinde bir basın toplantısı, bir basın açıklaması bekleniyor. Her iki liderin de konuşacağı ve orada muhtemeldir ki Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda bir sinyal verecek, bir yeşil ışık yakılacak. Belki de onaylandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Tabii bunun için bir meclis süreci var. Bugün onaylanması üzere meclise gönderilebilir Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili metin ve bu kapsamda muhtemelen ki önümüzdeki hafta önce komisyon, ardından genel kurul aşamasıyla Finlandiya'nın NATO üyeliği Türkiye tarafından onaylanabilir. Gözler bugün yapılacak basın açıklamasında, liderlerden gelecek mesajda. İsveç'e gelecek olursak o konuyla ilgili taahhütlere uzak olduğunu söylemiştik.
O bir şimdilik askıda duruyor ama önümüzdeki seçim sonrası muhtemelen yaz aylarının itibariyle tekrar gündeme gelip değerlendirecektir. Ama şimdi gözler Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tavrında ve liderlerin açıklamasında. Evet, çok teşekkür ediyoruz Murat. Gelişmeler oldukça seninle konuşmaya devam edeceğiz. Kolaylıklar dileyelim. Evet, Murat Avucu bizimle ve Ankara'nın gündemini anlattı. Ankara'nın gündemi elbette yoğun ve önümüzdeki hafta da yine yoğun olacak. Merkez Bankası da dahil olacak bu yoğunluğa. Evet. Ama bir yandan da ciddi bir bu hafta Amerika'dan başlayan bankacılık krizi, bunun Credit Suisse'e vurması bağlantılı mıdır? Bağlantısı olmayanlar da var diyorlar ama belli ki çok bağlantılı birbirine. Ardından Avrupa Merkez Bankası'nın gerginlikle izlemesi ve sadece hani gerekeni yapacağız demesi ama sadece izliyor gibi görünmesi. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz toplantısında bu bankacılık krizinden sonra hangi kararları vereceği konusundaki soru işaretleri giderek artıyor. Ama enteresan tabii gelişmeler de var. Bir getirelim barkolarımızı, bakalım onlara, üzerine konuşalım. Amerika'da bankalar Fed'den 164.8 milyar dolar borçlandı. 15 Mart haftasında Fed'in acil likidite programından rekor miktarda fon kullanıldı. Fed iskonto penceresinden kullanılan likidite 152.9 milyar dolar oldu. 2008 krizinde iskonto penceresinden çıkan miktar 112 milyar dolar olmuştu. Borçlanma tutarı tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Banka dönemsel kredi programından da 11.9 milyar dolar aldılar. Peki, şimdi 3 bankadan bahsediyorduk. Bir de First Republic'in kritik durumu vardı. Amerikalı First Republic'e 30 milyar dolarlık can suyu verildi. Bu enteresan bir durum. Evet. 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldı First Republic Bank. 11 bankanın arasında JP Morgan, Citigroup, Bank of America ve Morgan Stanley de bulunuyor. Ülkenin en büyük bankaları ve büyük bankaların devreye girmesi talebi Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'dan geldi. First Republic Bank'ın hisseleri %36'lık sert düşüşün ardından %10 artıya geçti. Bankanın geçen yıl sonu itibariyle 212 milyar dolarlık varlığı ve 176.4 milyar dolarlık mevduatı bulunuyor. Bankanın mevduatlarının yaklaşık %70'inin sigortalı olmadığı belirtiliyor. Evet, problem de orada zaten. Evet, şimdi %70'i sigortalı değil mevduatlarının, artı düşünüyorum mesela Türkiye'de Hazine Bakanı çıkıp dese ki büyük bankalar hadi siz şu küçük bankaları kurtaracaksınız. Böyle bir şey mümkün değil gibi görünüyor. Böyle bir şey söylendiği zaman zaten evet, çok tuhaf karşılanıyor. Yani niye devlet kurtarılacak bir şey varsa kurtarmıyor da araya özel bankaları sokuyor. Ya aslında burada nereden tutsanız elinizde kalacak bir tablo var. O kadar çok günahkar var ki burada. Hı hı. Hani kime ilk taşı atacağız ben kestiremiyorum. Göz göre göre gelen bir şey bu. Hı hı. Bunun nasıl önünü anlamıyor? Biraz anlamakta güçlük. Anlıyorum da yani burada söylemeyeyim ben. Şimdi 2008 krizinden bu yana Fed bütün sorunları aşmak için yanan her alevin üzerine para attığı için finans kesiminin aktörlerinde şöyle bir düşünce oluştu. Aman batarsak batarız. Gelir kurtarırlar bizi. Bizi kurtarmazlarsa arkamızda bir sürü peşimizden gelecek, dökülecek olan var. Bu riski almazlar. Onun güvencesiyle alınmaması gereken riskleri alıp yapmaları gerekeni yapmıyorlar. Problem orada. Çok uzun süre Amerika'da enflasyon düşük, faiz çok düşük kaldı. Bankalar paralarını da götürürler, ABD hazine bonosuna yatırırlar. Yani yapıları gereği de bir derece oraya yatırmaları da gerekiyor zaten. Fakat bu yaz başın, geçen yazın başından bu yana neredeyse tabiri caizse bağıra bağıra diyoruz ki bu enflasyon rakamlarının burada kalması mümkün değil. Fed galiba bir kez daha yanılacak çünkü enflasyon geçicidir diyorlar. Biz buradan bakıyoruz, öyle bir kalemler var ki geçici olması mümkün değil. Biz Türkiye'den bunu görebiliyoruz da sistemin içindeki bir aktör bunu görmüyor ve ona göre pozisyon almıyorsa bu sistem o zaman her an patlamaya hazır bir sistem demektir. Faizi çok uzun süre düşük tutup likiditeyi de çok bol tuttuktan sonra yine tırnak içinde söylüyorum sistem şımarıyor. Şımartıyorsunuz, alınmayacak riskleri almaya başlıyorlar. Yapılmayacak şeyler yapılıyor. Şimdi faiz yükselmeye başlayınca da tahvilin değeri düşüyor. Bankaların elindeki tahvillerin değeri
şey de var, grafiklerimiz de var. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizleri var. Gözde hazırlamıştı. Onu alabiliriz. Evet, getirelim. Tahvil faizleri çok düşük seviyelerden yükselmeye böyle başladı da, yani böyle pat diye en üst seviyeye bir günde gelmedi. Hı hı. Kademe kademe yükseldi fakat bunların hiçbiri pozisyonu değiştirmemişler. Buyurun. Yani öyle bir şok yok. Hı hı. Yükselişte. Fakat bugün çok bir düşüş var çünkü riskten kaçan tahvile gidiyor. Yani faiz düşük olsun önemli değil, ben paramı riske atmayayım. Öyle bir düşünce var. Olan yine piyasada bu tip risklerin yaşanacağını kolay kolay düşünmeyen yatırımcıya, işte mevduat sahibine, ona bunu oluyor. Yani kayıp, hissedarların kaybı çok büyük. Çünkü bankayı kurtarmadı FED, bankaları kurtarmıyor. Yani kurtarmamalı zaten. Öyle bir şey, ondan, o eksiklikleri diye söylemiyorum. Mevduat sahibinin hakları korundu. Hissedarlar, siz risk aldınız, paranızı kaybettiniz dedi. Fakat o hissedarlar, yani bu şirketlerin, bu bankaların Amerika'da borsadan hissesini alanlar, bilmiyor ki nasıl yönetildiğini onu. Biz Türk bankalarının köküne kadar nasıl yönetildiğini biliyor muyuz? Kabaca biliyoruz. Hı hı. Yönetim tarzını biliyoruz, anlayışı biliyoruz. Ha, bizdeki bir de çok daha net. Evet, daha kontrollü, daha düzenli. BDDK'nın kuralları daha sıkı. %19 sermaye retail gastrosu, evet. İnanılmaz çok yüksek bir rakam. Ha, bizde bir de tamam, bizim bankalarımız da kredi veriyorlar, borç veriyorlar da bir kredi veriyorsa 3 liralık teminat istiyor. Yani onun karşılığı var zaten. Hı hı. Böyle olunca işte faizler yükselmeye başlayınca, ilk önce FED uzun süre faiz yükselmeyecek, enflasyon geçicidir dedikten sonra, aa öyle değilmiş, o zaman biz faizi yükseltmeye başlayalım demeye başladıktan sonra böyle bir tablonun ortaya çıkacağı zaten kaçınılmazdı. Ama biz şunu düşünüyorduk. Çöp tahvili derecesinde borçlanma derecelendirilmesi olan şirketler var. Şirketler dökülür diye tahmin ediyorduk. Bankalar dökülüyor. Bu daha kötü. Evet. Yani şirketler dökülseydi şunu derdik. Bu adamların zaten borçlanma maliyetleri şu aşamada yükselmekten başka çaresi olmayan bir halde. Çok nasıl diyeyim, kredibilitesi bunların yüksek değil. Hı-hı. O yüzden bunlar dökülebilirler, sıkıntı yaşayabilirler. Ama o şirketlere borç veren bankalar bugün dökülüyor. Evet, maalesef. Türk bankalarının durumuna bir bakalım. Az önce söylediniz ama özellikle 2001 krizinden sonra BDDK'nın devreye girmesiyle birlikte ciddi bir ard arda kuralların sıkılaştırılması tablosu vardı karşımızda. Bir yandan da tabii özellikle hatırlıyoruz işte 2013 yılında çok ciddi olarak, ya bu da çok sıkı artık, bunu biraz gevşetseniz diye BDDK'ya baskılar da vardı ama BDDK iyi ki o geri adım atmamış ve sıkı tutmuş. Bugün onun aslında sonuçlarını görüyoruz. Bankaların, yani Amerika'da, Avrupa'da bu kadar iflaslar konuşurken Türkiye 2022'de %366'lık bir banka karıyla karşımıza çıktı. Az önce siz söylediniz, sermaye yeterliliği rasyosu %19.46, aktif büyüklük 14.3 trilyon, öz kaynak karlılığı %15.5 seviyesinden %49.9'a yükseldi. Mevduat %67.1 artışla 8.8 trilyon lira. Yani ki bu daha da artıyor şimdi bu tabii, ilk çeyrek rakamları daha da yüksek bir boyuta getirmiş olacak. Evet. Oldukça önemli bir noktada. Peki bir bakalım mı şimdi konuğumuza gitmeden önce tüm bu tabloda aslında biraz da hani günah keçisi mi diye bakılan FED. Hı hı. Acaba gelecek hafta ne yapacak faiz toplantısında, kim ne düşünüyor? Bir beklenti markamızı da getirelim. Evet, bu değil. Fed beklentileri. Piyasanın beklediği faizi sabit tutması. Hatta indirim bekleyenler de var da onu birazdan konuşuruz. O beklentiler de çarpık. Yani geldi. Evet. İflaslar sonrası FED'den beklentiler değişiyor. Goldman Sachs faiz artışı beklemiyor. PIMCO faiz artırmayıp pas geçebileceğini öngörüyor. Barclays bu ay faiz artışı beklemiyor. Faize tepe noktasını bu yıl %5.1 olarak tahmin ediyor. FED bu ay 25 bas puan faiz artıracak ve bu son artış olacak, diyor Double Line Capital.
Nomura çeyrek puan faiz indirecek ve bilançosunu küçültmeyi durduracak diyor. BlackRock Fed para politikasını sıkılaştırmaya devam edecek diyor. Morgan Stanley 50 bas puanlık artış zor olabilir. Faiz artışlarında son yaklaşıyor diyor. O anda ise ya pas geçecek ya da 25 bas puanlık artış yapacak diyor. Fed kapital... 50 diyen kalmadı. Yok. Fed kapitalizmi kurtaracak. Yani şuradan baktığınız zaman çıkan özet bu. Sistemin çökmemesi için Fed devreye girecek. Şimdi 50 bas puanlık faiz artırımı olsa şunu diyecekler. Fed kör olmuş. Yaşananları görmüyorlar. Umursamıyorlar. Bu bizim başımızı daha derin belalara sokacak. Çünkü sonuçta bu işin kökeninde faizin Fed tarafından yükseltilmesi var. Başkalarının bankaların ne yaptığı o ayrı bir konu. Ama yani eğer Fed faizi arttırmasaydı, bilanço küçülüyor vesaire olmasaydı bunlar bugün yaşanmıyor olacaktı. Ötelenmiş olacaktı sadece. O yüzden 50 bas puanlık beklenti yok. Ama diyelim ki 25 bas puanlık faiz arttırımı da yapmadı. Faize dokunmadı, sabit tuttu. Bu sefer de yine bazıları şunu diyecek. Gerçekten çok büyük problem var. O yüzden çok büyük bir korku var FED üyelerinde. O yüzden faize dokunamadılar. Yani o da eleştiri sebebi olacak. Ama yani sağduyu ne diyor? 50 bas puan faiz arttırımı artık çok zor. Madem enflasyon yüksek, siz enflasyon patikasından çıkma mesajı veremezsiniz. Ufak bir faiz arttırdınız. Şu da var çünkü yani çeyrek puan faizi arttırdınız. Sisteme binen yük inanılmaz büyük olmayacak bu saatten sonra. Çünkü olan oldu. Yani dökülecek olan zaten dökülmeye başladı. Bu saatten sonra ha pas geçmişsiniz, ha 25 bas puan arttırmışsınız. Bunun fiyatlara etkisi çok yüksek olmayacak. Algı değişecek ama. 25 bas puanlık faiz arttırımını yapmazsanız bu sefer de bizim bilmemiz başka yerlerde de başka problemler var. O yüzden çok korktular, faize de dokunamadı diyecekler. O yüzden o sebeple de eleştirilecek. Benim tahminim 25 bas puanlık faiz arttırımını yapıp şunu diyecekler. Bakın bir grafiğimiz var, onu görelim mi? Fed bilançosunu arttırdı. Yani evet. Çok büyük bir hızla büyütüyor. Çünkü likitte vermesi lazım. Bakın evet biz faizi arttırıyoruz ama sistemin ihtiyacı olan likiteyi de veriyoruz. Esneyiz aslında biz. Bizim çünkü bilançoyu küçültme hedefimiz de vardı. O hedeften bir ara verdik şimdilik. Şu tablo. Bir ara veriyoruz. Şimdi bankaların ihtiyacı olan likiditeyi sağlayacağız. Bu likit de bedava değil. Bunu geri aldığımız zaman da bize şey var, katkısı var. Ama faiz arttırmaktan vazgeçmeyelim. Bugünkü ateşi söndürmek için de parayı vermeye, likitte sağlamaya devam edelim. Böyle bir çözüm bulduk diyecekler. Benim tahminim bu. Evet. Peki o zaman Üzeyir Bey bizi bekliyormuş. Üzeyir Doğan'a gidelim. Philip Capital'e Yurt Dışı Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan bizimle olacak. Üzeyir Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Nasıl bir hafta sizce? Evet yani aslında biz hep iç gündeme odaklanmıştık ama bu hafta yurt dışı gündem biraz daha bizim gündemi bastırdı diyebiliriz. Yani sürprizlerle dolu bu açıdan baktığımızda. Aslında Kasım ayından beri Amerikan bankacılık sistemiyle ilgili bazı endişeler vardı. Özellikle bu FTX'in batışı sonrası büyük sanal para platformunun çöküşünden sonra bazı bankalarda problem olabileceğine yönelik endişeler vardı. İşte geçtiğimiz hafta bunlardan bir tanesi patlak verdi. Ama sorun sadece kripto parayla da kalmadı. Yani asıl belki dikkat edilmesi gereken taraf orası. Yani burada özellikle Fed'in faiz arttırımından kaynaklı risk yönetimini çok başaramamış. İşte Silicon Valley Bank başta olmak üzere devamında Signature Bank. Bunlar da gündeme geldi ve bunların kayyum atanma sürecini gördük. Yani bir nevi iflaslarını gördük. Bu piyasalarda ciddi manada bir belirsizlik oluşturdu. Çünkü bunun devamının gelip gelmeyeceği en önemli merak konusuydu. Daha sonra burada önemli adımlar atıldı. Piyasanın sakinleşmesi adına bu bankalardaki Moody'lerin varlıklarının hem ticari tarafta hem bireysel tarafta korunacağı vurgusu önemliydi. Bu bir miktar rahatlama getirdi ama buna rağmen elbette finansal sistemin bir kere o yara almış olması, bir kere ortaya çıkan güvensizlik buradaki bir miktar endişeyi de beraberinde getirdi. Devamında tam yatışacağız derken Credit Suisse'in bu sefer gündeme gelmiş olması, Avrupa tarafında da bazı sorunlar var mı algısını tekrar gündeme getirdi ve biraz piyasanın morali bozuldu. Ama gerek otoriter taraflarına destekler, gerek merkez bankalar tarafından verilen destekler piyasayı şu an için biraz
rahatlatmışa benziyor ama çok da rahat değil aslında. Böyle tam diken üzerinde bir bekleyiş söz konusu. En azından bu sis perdesi dağılana kadar biraz acaba sorusu hep akıllarda kalacaktır. Bazı bankaların isimleri illaki piyasaya düşecektir. Bunlarda da sorun olabilir mi gibi yaklaşımlar söz konusu olacaktır. Bu biraz piyasayı bir süre rahatsız edecek. Ama 2008-2013 benzeri bir süreç yaşar mıyız derseniz de henüz ona dair güçlü bir emare yok. Yani bunlar biraz daha lokalde ve sınırlı sayıda bankada kalacak sorunlarmış gibi gözüküyor. Ama bunun yanında şu da bir gerçek. Yani bu hani hep benzetiyoruz. Bu bankacılık sistemi için bir kalp spazmı, yani bir kalp krizi ya da işte bir bypass'ı gerektirecek ya da kalbin durması, bir şoka uğratılmasını gerektirecek bir atmosfer yok. 2008 krizi tam anlamıyla bir kalbin durup tekrar döndürülmesiydi örneğin. Ya da 2013 Avrupa bankacılık krizi kalp durmamış olsa da açık kalp ameliyatıydı. Yani bir bypass yapılmıştı orada ve birçok damar değişmişti ve sonrasında da bankaların yaşayışına tarzı çok ciddi kurallar gelmişti. Bu biraz daha hani biraz daha hafif atlatılan bir spazm gibi gözüküyor şu anda ama bir anjiyo gerektiriyor. Yani bu bariz belli. Zaten bunu otoriteler de ifade ediyor. Önümüzdeki günlerde bazı düzenlemelerin olacağı, bu bankaların belki tekrar bazı risk testlerine tabi tutulabileceği, bazı işte düzenlemelerle rasyolarının belki daha düze çıkarılması konusunda bazı çalışmalar yapılacağı gözüküyor. Bu düzenlemeler geldikçe de bankacılık sektörü bir miktar yurt dışında hisse performansı üzerinde olumsuz etkilerini görüyor olacağız. Evet, bir taraftan güven tesis ediyor olacak ama bir taraftan kuralların geliyor olması, yeni yaptırımların geliyor olması, yeni düzenlemelerin geliyor olması da hisseler üzerinde bir baskı oluşturacaktır. Şu an yurt dışındaki temel fiyatlamada bunun etkili olduğu kanaatindeyim. Biz bu krizden yani uzağız. Yani o açıdan baktığımızda bizi mutlu eden, sevindiren taraf o. Yani Türk bankacılık sistemi gerçekten şu ana kadar rüştünü birçok krizde ispat etti. Yani özellikle 2008 krizini hatırlayacak olursanız, hani o dönem çok tartışılmıştı. Teğet mi geçecek işte, yoksa ciddi bir hasar mı bırakıp geçecek diye. Yani büyük oranda teğet geçtiğini söylemek mümkün geriye dönüp baktığımızda. 2013'te Avrupa bankacılık krizi yaşandığında yine Türkiye'deki bankalara dair en ufak bir kuşku, endişe oluşmamıştı. Yani buradaki sermaye yeterlik rasyolarının gücü, Türk bankalarının olası şartlara göre kendini adapte edebilmesi, çok dinamik bir yönetim anlayışının olması hani şu ana kadar bizi bu taraftan korumuştu. Benzer durum şu an içinde gözüküyor. Yani elbette küresel piyasalar negatif olunca bizim piyasalarda da negatif etkilerini kısmen görüyoruz ama yani içeriye dönüp baktığımızda kimse Türkiye'de bankacılık sektörünün sağlamlığını ya da şeyini tartışmıyor. Sorunlar yok mu? Evet, var. Yani örneğin baktığımızda Amerika'da Silicon Valley'in batış hikayesinde faizlerin hızlı artmış olması orada önemli etkenlerden biriydi. Türkiye'de de malum bankaların çok düşük faizi 9'da 10'larla aldığı tahviller, bonolar var. Faizler yükselirse burada zararlar oluşabilir mi? Evet, belki zararlar oluşabilir ama yani Silicon Valley gibi elindeki tüm varlıkların %80'ini tahvile, bonoya koymuş bir bankamız yok. Yani o açıdan sepet çeşitlendirilmesi, risk yönetiminin yapılıyor olması, çeşitli enstrümanların kullanılıyor olması, evet bazı zararlar oluşabilir. Konjonktür olarak bu her karar ya da her haber akışı için geçerli. Ama bu riskin burada yönetilebildiğini görüyor olacağız. Sadece bankalar değil, aslında Türkiye'de reel sektörün de geçmişte birçok olayda rüştünü ispat ettiğini gördük. Yani örneğin kuru hatırlayacak olursanız 1,5-2 lirayken kuru 3 lira olursa Türkiye'de şu kadar şirket batar. 5 lira olursa, 10 lira olursa şunlar batar işte, ya da şu kadar şirket olur vesaire gibi hep ithamlar vardı. Ama kurun geldiği seviyeleri göz önünde bulundurduğumuzda hani çok şükür Türkiye'de geri dönüp baktığımızda böyle büyük batık hikayeleri görmedik. Bankalar tarafında da yine bu sürecinde sağlıklı bir şekilde yönetilebildiğini gördük. Bu açıdan biz biraz daha burada en az krizde pozitif ayrışan, kuvvetli kalan tarafta olmaya devam ediyor olacağız gibi. Biz başka sorunlarımızı, başka gündemlerimizi yine tartışıp fiyatlamalar üzerinde biraz daha onların etkilerini görüyor olacağız önümüzdeki günlerde. Peki yaşanan sürece adım olarak, açıklama olarak, hareket olarak önümüzdeki hafta Fed'den nasıl bir karar beklersiniz? O kararın piyasalar etkisi nasıl olabilir? Umut var mı piyasalar için? Yani şöyle, Fed aslında baktığımızda hem bir önceki istihdam verisi 517 bin gelmişti.
Bu ay aslında bu ayki veriyle beraber o verinin de revizyonunu bekliyorduk. Yani 517 bin çok iddialı bir rakamdı. Acaba düşürülür mü bu rakam, bir revizyon görür mü diyorduk ama revizesi neredeyse yok denecek kadar az kaldı. Bununla birlikte bu ayki istihdam verisi, yani geçen ay ilişkin istihdam verileri de çok kuvvetli geldi. Üstüne enflasyon rakamları açıklandı. Manşette tamam ama çekirdekte katı durum devam ediyor. Yani orada da istenilen düşüş yakalanabilmiş değil. Yani bu verilere baktığımızda hem istihdam piyasasının bu aşırı güçlü seyri, hem bu enflasyonda katılığın devam ediyor olması, normal şartlarda Fed'in 50 bas puanlık faiz artışı yapmasını zorunlu kılıyordu. Yani bu faiz toplantısında muhtemelen 50 bas puanlık bir faiz artışı gelecekti. Ama bu kriz yaşandıktan sonra şu anda piyasa biraz tedirgin ve tabiri caizse buluttan nem kapmaya hazır gibi bir görüntü var. O nedenle 50 bas puanlık faiz artışı yapıp Fed de anlayışsız, piyasanın arkasında durmuyorlar dedirteceğini zannetmiyorum. O nedenle 50 bas puanlık faiz artışı ihtimali bence biraz azaldı. Ama faiz artışı yapmaması ya da işte Nomura gibi bazı kurumların ifade ettiği gibi Fed'in faiz indirimi yapması da şu algıyı destekler ki ben de korkarım bu süreçte. Bu acaba işte Silvergate ya da işte Silicon Valley ya da Signature Bank buzdağının görünen kısmı mı, altında çok daha büyüğü mü var? Fed enflasyonla mücadeleden taviz verme pahasına bu kararı aldı. Daha kritik ya da daha büyük sorunlar bizi mi bekliyor? Endişesini de hep beraber duyuyor oluruz. Yani o nedenle Fed'in hem bu algıyı kırması lazım, hem de enflasyonla mücadele ettiğini göstermesi lazım, hem de hiçbir şey yok, biz 50-50 arttırırız, önümüze bakarız, batan batsın, kalan sağlar bizimdir dememesi lazım. Yani o nedenle çok dengeli bir toplantı olması lazım. Makulü bence 25 bas puanlık faiz artışı yapıp piyasanın verilerinin izlendiği, işte buradaki sisteme yönelik güven verici mesajların, hani bunların biraz lokalle kaldığı, işte bankacılık sisteminin kuvvetine vurgu yapan bazı atıfların olduğu ve ilerleyen dönemde istihdamla beraber, enflasyonla beraber finansal sistemin sağlığını da göz önünde bulunduracakları yönünde bazı mesajlar vermesi piyasa için en sağlıklı olanı gibi gözüküyor. Benim kanaatim bu orta yolda bir politika setiyle devam edileceği ve 25 bas puanlık faiz artışı ve açıklamada enflasyonla mücadelenin devam ettiği, istihdam piyasasının güçlü kaldığı ve bunun ilerleyen dönemde yavaşlamasının beklendiği ve finansal sistemin güvenliğine vurgu yapacak bazı ifadelerin kullanılması olacak toplantı notunda. Bankacılık sistemi için bir risk yok, sorun yok ama şöyle piyasalara son bir haftanın performansı olarak baktığımızda ABD borsalarında artılar var. Yani sorun orada başladı. Fakat borsalar haftadan haftaya bakınca artı. Avrupa kadar da eksiyiz aslında. Bizdeki bu bir haftalık borsadaki seyri nasıl değerlendirmek lazım? Yani bizim borsa tarafında şöyle söyleyeyim. Yani hep bahsettiğimiz konu, bir seçim sürecine giriyor Türkiye ve seçim aynı zamanda bir belirsizlik ve piyasalar belirsizliği sevmezler. Yani biraz daha belirsizlikten kaçmayı arzu ederler. Bu çerçevede baktığımızda da biraz o piyasanın öngörememesi, bir seçimin getirdiği belirsizliği biraz önden fiyatladığını söylemek mümkün. Özellikle son günlerde biraz da yabancı izlenimi verilen, yani belki izlenimi olan, bunu net takas rakamları açıklandığında belki görüyor olacağız, haftalık istatistikler. Biraz sanki yabancı satışı da var gibi bir izlenim var ve bu genellikle yurt içi taraftan desteklenmeye çalışıyor alım yönünde ama satışların biraz ağırlaşması, talebin de biraz zayıf kalması burada biraz negatif performans getiriyor. Yani biraz seçim öncesi risk almak istemeyen belli bir kesimin belki piyasadan çekiliyor olmasının getirdiği bir durum var. Bizim negatifliğimizde biraz son günlerde yurt dışının güçlü performansına bazı verdiği tepki günlerinde, her gün aynı değil ama güçlü olduğu günlerde de bizim zayıf kalmamızda biraz bu etkili diye düşünüyorum ben. En azından birkaç hafta daha biz bu zayıf ve kararsız seyrin devam edebileceği kanaatindeyiz. Devamında adaylar netleşip, ekonomi programları netleşip, işte ekonomi yönetimine yönelik isimlerin ortaya çıkması, bunların vereceği mesajlar, biraz daha anketlerin netleşmesi, piyasanın da kendi senaryosunu kurgulayıp o senaryo dahilinde pozisyon almasını getirecektir. Ama bu pozisyon alma süreci benim tahminim birkaç hafta sonrasını konuşuyor olacağız. İlk birkaç hafta biraz daha belirsiz gelgitlerin yaşandığı bir piyasa oluyor olacak. Diğer piyasalar için, borsanın dışındaki TL varlıklar için
Nasıl bir dönem bekliyorsunuz? Merkez Bankası da beklenirken. Yani şöyle, yani orada aslında çok da bir hareketlilik yok. Yani o nedenle hani bugün bir hareket olur, yarın bir hareket olur diyebilmek de çok mümkün değil. Yani dolar TL tarafına baktığımızda 19 lira civarındayız. Hafif hafif yukarı yönde hareketlenmeler var ama çok sınırlı. Yani oldukça stabil diyebileceğimiz bir tablo var orada. Yine Euro TL keza aynı şekilde. Bununla birlikte faiz piyasasına baktığımızda hani orada da tahvil bono tarafında özellikle Merkez Bankası'nın son faiz indiriminde belki etkisiyle hani orada da stabil ve oldukça düşük diyebileceğimiz rakamlarda bir dengelenme söz konusu. Yani baktığımızda hani borsa tarafı dışında kurlar ve faizler tarafında hani dinamik çok değişmiyor. Yani muhtemelen seçime kadar da bu atmosfer korunmaya çalışılacakmış gibi gözüküyor. Orada seçimden sonra belki duruma göre yeniden değerlendirmeyi o zaman yapmak gerekebilir ayrıca. Bu arada altın yükseldi, petrol düştü. Yani emtialara da biraz bakarsak buradaki hareketliliğin devamını bekler misiniz aynı yönde? Şöyle aslında petroldeki düşüşü beklerim biraz daha ya da düşük kalmasını beklerim. Çünkü dünyada gerçekten yavaşlayan bir ekonomi var ve bu yavaşlayan ekonomi süreci de petrol fiyatını, enerji fiyatlarını, enerji taleplerini de azaltıyor ve petrol fiyatları da buna bağlı düşüyor. Özellikle son günlerde bu Amerika'dan başlayarak bu finansal sisteme yönelik oluşan negatif beklentiler de büyüme bir de buradan mı darbe yiyecek beklentisini oluşturdu ve bu beklenti petrol fiyatlarına bir düşüş getirdi. Yani biraz daha belki aşağı yönlü hareketleri işte ekonomideki yavaşlamayı da gördükçe petrol fiyatlarını da görüyor olacağız. Yani çok sert düşüşler olmasa da yukarı yönlü hareketlerin de çok sınırlı kaldığını görüyor olacağız. Yani biraz daha zayıf, hafif aşağı yönlü hareketi orada göreceğiz. Altın tarafında biraz daha farklı düşünüyorum. Özellikle bu bankacılık sistemi, finansal sistem üzerinde oluşan sis bulutu güvenli liman algısını destekledi ve piyasa burada altını ön plana çıkarttı ve altında devamında işte yükseliş başladı beklentisiyle oluşan spekülatif hareketlerde altını 1950 dolar civarına kadar getirdi. Ama açık söylemek gerekirse eğer bu bankacılık krizi çok daha şiddetlenip buraya yeni aktörler eklenmezse, yani önümüzdeki FED toplantısı sürecinde ve sonrasında bu bankacılık sisteminin risklerini ortaya koyabilecek ve üzerindeki sis perdesini dağıtabilecek bir tablo görebilirsek, artan faizlerle beraber altın ons fiyatlarında hızlı geri çekilmeler görebiliriz. Yani evet, altın bu finansal sistemdeki belirsizlik nedeniyle bir fırsat sundu ama ben o fırsatı değerlendirip karlarda realize edilmesi gereken bölgelere yaklaştığımız kanaatindeyim. 2000 dolar civarı hem psikolojik hem teknik olarak önemli bir direnç. Yani şu aşamada eğer yeni bir problem, yeni bir banka batış hikayesi görmezsek ben 2000 dolar civarının çok güçlü bir şekilde direnç olarak çalışacağı kanaatindeyim. O nedenle biraz daha bu sis perdesinin de dağılmasıyla beraber, artan FED faizleriyle beraber altın ons fiyatlarında yeniden güçlü geri çekilmeler görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. İyi hafta sonları dileyelim. Teşekkür ediyoruz. Üzeri Doğan bizimleydi. Philip Capital Yurtiçi Piyasalar Grup Başkanı. MTA dedik. MTA'dan devam edelim aslında. Çünkü bu Amerika'dan başlayan bankacılık krizi MTA'ları da gerçekten oldukça etkiledi. Altına bakacak olursak ons altın 7 günde %5,5 değer kazanarak 1937 dolar seviyesini çarşamba günü test etti. Nikel %0,4 düşüşle 23.040 dolar oldu. Bakır 7 günde %3 değer kaybederek 0.20 dolar seviyesine kadar geriledi. Çinko 2909 dolara geriledi. Son 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Petrol, Brent petrol 7 günde %8.2 değer kaybederek 71.4 dolar seviyesini gördü. Alüminyum pazartesi günü 2 ayın en düşük seviyesi olan 2275 dolara kadar düştü. Kalay'da 22.950 dolarla 3 ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Endüstriyel metaller durgunluk endişesiyle değer kaybetti. Ama altın gibi işte güvenli liman denilen yatırım araçlarından da bu son kriz yukarı fiyatı yukarı yeten bir etken oldu. Öyle gözüküyor. Evet. Bakacağız ama kalıcı olup olmaması gerçekten sorgulanmalı. Evet, önümüzdeki hafta belki daha netleşmiş olur evet. Bu kalıcılık meselesi. Bugün önemli günlerden birisiydi kentsel dönüşümün hızlanması adına. Yeni kredi paketi açıklandı. Hemen ona da bakalım. Kredi limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı. Kredi imkanı kişi başı
%0.79 faiz ve 10 yıl vadeyle sunulacak krediye başvuru yıkımdan itibaren 3 yıl içinde yapılabilecek. Konut kredileri 10 yıl, iş yeri kredileri 7 yıl vadeli olacak. Yüklenici firmaya 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeli kredi sunulacak. KOBİ'ler için azami kredi 100 milyon lira, KOBİ dışı için 250 milyon lira olacak. Evet, konuşalım. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı, Başkan Vekili Doktor Halil Ersen bizimle olacak. Halil Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Özlem Hanım. Nasıl değerlendirirsiniz kentsel dönüşüme yönelik bu yeni kredi paketini? Tabii biz hemen bununla ilgili bir aksiyon aldık. Şöyle diyebiliriz Özlem Hanım. Çok olumlu tabii. Öncelikle özellikle 600 bin lira tabii ki gelişen fiyatlar ve artan fiyatlarla birlikte çok düşük kalıyordu. Çünkü sonuçta bütün inşaat ve projelere yansımasını da düşünürsek eğer hakikaten çok düşük bir finansal destekti. Bunun 1 milyon 250 bin TL'ye çıkması tabii çok çok olumlu. Fakat bununla ilgili biliyorsunuz bazı transfer sorunları, problemleri yaşanıyor. Tabii bize de çok fazla bununla ilgili o zamanın bilgiler geliyor. Özellikle de evini kentsel dönüşüme sokmak isteyen çok fazla hak sahibi var. Ve hak sahipleri genellikle şu sorunu yaşadıklarını iletiyorlar. Biz kentsel dönüşüme çok açığız. Şu anda bunu gerçekleştirmek için her şeyin yapmaya da hazır, her şeyi yapmaya hazırız. Fakat yani bununla ilgili en büyük sorunumuz bir şey bulamıyoruz. Yani kiraya çıkabileceğimiz herhangi bir yer bulamıyoruz ya da bununla ilgili bir takım sorunlar yaşıyoruz diye bir takım geri bildirimler veriyorlar. Tabii bu geri bildirimlerin de dikkate almamız lazım. Yani evet, bu finansal paketler çok çok bizi güçlendirecek. Kentsel dönüşümün özellikle önünü çok açacak. Ama özellikle İstanbul'da ve büyük kentlerde şu anki arz talep dengesinin düşmesi tabii doğal olarak bu tip sıkıntıları da kat malikleri için bir sorun haline getirebiliyor. Ama tabii ki riskli alanlar açısından değerlendirildiğinde bu noktada çok olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da ama tabii ki hızlı bir şekilde belediyelerin kentsel dönüşüm strateji ve eylem planlarını devreye sokması gerekiyor. Evet, bunlar çok önemli çözümler ama işin teknik tarafında çözülmesi gereken ve bunlarla birlikte bir bütün olması gereken diğer konular da son derece önemli. Genel olarak benim yaklaşımım bu. Bizim daha doğrusu Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın yaklaşımı bu Özlem Hanım. Bundan sonraki dönem için verilecek destekler konusunda da kısaca bir değerlendirmenizi rica ederim. Buna ek olarak neler yapılmalı diye. Bir kere finansal olarak şu anki yapılanlar gayet olumlu dediğim gibi. Yani sonuçta mutlaka Hazine'nin ve Çevreşecek İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortak yaptığı bir çalışmayla olabilecek ne varsa yapılmaya çalışılmış. Bunda hiçbir sorun yok. Bizim için çok büyük bir artı. Ama dediğim gibi yani birazcık özellikle İstanbul'da bir takım bu desteklerin arttırılması gerektiğini de düşünüyoruz. Mesela güçlendirme kredisi 320 bin TL'ye çıktı. Ama baktığınız zaman piyasada 320 bin TL'ye fiyat bulmakta çok zorlanıyoruz. Bak Özlem Hanım, tabii biz bunun çok içindeyiz ve hem hak sahipleri tarafında hem de bu işleri yapanların bir araya getirilmesi yönünde çalışmalar da yaptığımız için bu tip sıkıntılar görüyoruz. Yine konut yapım kredisinde 1 milyon 250 bin TL gayet iyi bir fiyat gibi gözüküyor. Yani şu anki mevcut şeylere baktığımız zaman, inşaat maliyetlerine baktığımız zaman bunun çok olumlu olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu noktada konut kredilerinin özellikle 10 yıl olması, iş yeri kredileri için de 7 yıl olması ve bunların faizlerinin de 0.79 hak sahibi için ve 0.70'de devlet katkısı var. Bunlar çok çok olumlu çalışma Özlem Hanım. Tabii ki bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öngöreceği bir takım piyasa değerleri çerçevesinde ve fiyatları çerçevesinde bir takım yeni revizyonlar yapılabilir. Ama şu an için Özlem Hanım bunlar bizi kentsel dönüşümün önünü açacak finansal destekler olarak görüyoruz.
Ama biraz önce söylediklerimde lütfen yabana atmamamız lazım. Çünkü piyasadaki arz talep dengesinin şu anda birazcık sıkıntılı olması ve özellikle kentsel dönüşüme evini sokmak isteyen kat maliklerinin ve hak sahiplerinin yeni yerler bulabilmek yönünde, yani o transferi, o aktarmayı yapabilmemiz gerekiyor. Oralarda birazcık sıkıntılar var. Bir de tabii ki ev kiraları çok çok yükselmesi de insanların bu konuda biraz sorunlar yaşamasına neden olabiliyor. Ama mutlaka bununla ilgili de ben çözümler olacağını düşünüyorum, özellikle hükümetimiz tarafından çok önemli çözümler geliyor ardı ardına. Evet. Bu konunun da çok kısa bir zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben çok teşekkür ederim Özlem Hanım. İyi hafta sonları diliyoruz. Halgün Ersen bizimleydi, kentsel başkan vekili. Ve hemen integral yatırıma gidelim. Yurt dışı piyasalar, araştırma uzmanı Başak Kara bizimle olacak. Başak Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Şu an itibariyle BIST100'deki ve tabii genel olarak Borsa İstanbul'daki tabloyu sizden dinleyelim. Hafta genelinde dalgalı seyirde işlem gördük. Haftanın ilk işlem gününde 5400 seviyelerin üzerinde işlem görse de daha sonrasında bankacılık krizi kaynaklı haber akışlarının derinleşmesi satış dalgasını daha da arttırdı. Dün borsa güne alıcılı başladı. Öğleden sonra satış baskısının arttığını gördük. Ancak kapanışa doğru alımların artmasıyla beraber 5230 seviyesinden günü tamamladı. Bugün küresel piyasalara paralel risk iştahıyla başladık. Yüksek başladık. Ancak öğleden sonra satış baskısının arttığını izledik. 5300 seviyesi önemli bir direnç seviyesi, ancak o seviyeyi aşamadı. Bu seviyeyi 5300 seviyesini aştığı takdirde 5350 seviyesini takip ediyor olacağız. Olası geri çekilmelerde 5000 seviyesinin altında kalmadığı sürece geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Yine hisse ve sektörel bazı ayrışmalar devam ediyor. Küresel tarafta banka krizleri ve seçimle ilgili gelişmeler önümüzdeki haftalarda önemli olacaktır. Gelecek hafta TCMM hem de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararını takip ediyor olacak. Fed faiz kararı ardından Powell'ın konuşması önemli olacak. Burada ekonomik projeksiyonları, ileriye yönelik beklentilerini takip edeceğiz. Fed faiz kararı öncesinde de önümüzdeki hafta piyasalarda risk iştahı daha bir baskılı olabilir. Peki, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Başak Kara bizimleydi. Böylece bu saat diliminde sonuna geldik efendim. Kısa ara verelim. Saat 5'inde buluşalım. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Paranın rotasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Piyasalardaki hareketliliği de hemen ekranlarımıza getirelim. Öyle konuşmaya devam edelim. Önce Borsa İstanbul'a bakalım. BIST 100 endeksinde %0.6'lık düşüş var. 5196 puanda. 5200 konusunda bir sıkıntı var gibi görünüyor bugün de. Ama hep, o sıkıntılar hep aşağı iniyor yavaş evet. yavaş. 5500'den yavaş yavaş aşağıya doğru iniyor. 5200'lere konuşmaya başladık. Evet. Peki şimdi bu arada tabii bir de Amerikan borsalarına bakalım. Orada da kayıpların olduğunu görüyoruz. Dow Jones'da %0.7, Nasdaq'da yatay negatif. S&P 500'de de yatay bir, pardon, yarım puanlık bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada New York borsasında işlem gören banka hisselerindeki satışlar da belirginleşiyor. Onlardan da örnekler verelim. JP Morgan'da %2.3'lük, Morgan Stanley'de %1.1'lik düşüş var. Bank of America'da %2.2, Goldman Sachs'da %1.9, Citigroup'da %2.4, Wells Fargo'da %2.7'lik düşüş. Dikkat çekici. Giderek bankacılık hisselerinde etkisini daha da fazla görüyoruz sanki. Bitmedi yani. Çünkü sorun bitmedi. Sorunun tam olarak bittiğini söyleme durumu olmayınca da stres devam ederken haftanın son işlem gününde satışlarla karşılanıyor. Hı hı. Çünkü böyle bir stres herhangi bir banka ne kadar büyük olursa olsun orayı da etkileyecek bir stres çünkü. Yani çok hassas bir konu bu bankacılık konusu. O yüzden açılışlar kötü olmuş. Ve piyasalar riskten kaçmaya ne kadar hevesli oluyorsa riskten kaçış araçları da o kadar değer kazanıyorlar. ABD borsaları baskılandıkça, banka hisseleri baskılandıkça
altın yükselmeye devam ediyor. Şu saatlerde bir tur daha başladı. 1953 dolar yanılmıyorsam ons altının şu anki fiyatı. Evet, ons altına bakalım. Evet. Bir haftada %5'e dayandı neredeyse ons altındaki yükseliş. Bugün de %1.8'lik yükseliş var. 1953 dolardan işlem görüyor. Evet. Oldukça. Abi haftalık da getirelim. Bunları haftalık getirelim lütfen İrem. Bir de Brent petrole bakalım bundan sonra da. Evet, 1869 dolardan 1953 dolara kadar geldi. Brent petrolde de haftalık düşüş %10.2. Orada da resesyon korkusu. Yani işte bankacılık sıkıntısı acaba reel ekonomiye olumsuz etki eder mi? Eder. Yani bunun da petrol talebini aşağı çekme ihtimali var mı? Var. O da işte bir de dolar değer kazanıyor. Yani dolar endeksi de 104'ün üzerinde. Dolar değer kazanınca onun da baskısını bir derece hissediyor yatırım araçları. Yani haftayı tamamlarken görünüm öyle çok rahat bir görünüm değil. Bütün stres neredeyse önümüzdeki haftaya taşınıyormuş gibi görünüyor. Bu Silicon Valley Bank iflas başvurusunda bulunmuş. Yani bu tip haberler gelmeye devam ettikçe piyasanın da tepkileri ne yazık ki böyle olmaya bir süre daha devam edecek. Evet, burada Rusya tarafından da açıklama var. Rusya Merkez Bankası Başkanı da dünyada kriz senaryosu riski arttı diyor. Bazı Rus bankaları sermaye yapısının yeniden düzenlenmesini talep ediyor açıklamasını yapıyor. Ve batılı merkez bankalarıyla neredeyse hiç temas yok. Amerikan bankalarının çöküşünün ardından durumu izliyoruz diyor. Yani bir süredir aslında yaptırımlar nedeniyle de uzaklaşmıştı Rusya ama buna rağmen Rus bankalarının o sermaye yapısını güçlendirme talebi dikkat çekici bir başlık. Aslında hemen hemen bütün ülkelerde bu bankacılık sektörü daha güçlü olsun çağrısı yapılıyor. Çünkü bütün dünyada faizler yükseldi. Evet. Yani Türkiye, Çin hariç birkaç ülkeyi daha saymayalım. Hadi geri kalan her yerde en son saydığımda 100'e yakın ülkede seri bir faiz arttırım dönemi vardı. Bu faiz arttırımının sebebi faizleri arttıranlarca yüksek enflasyondu. Şimdi o enflasyon olduğu gibi dururken, faizi burada karşılıyorken, bankalar sarsılınca da acaba ya bu politika yanlış mıydı diyenler de var. Peki, soralım Erhan hocamıza. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. Teşekkürler. Merhabalar. Hocam. Erdoğan Bey. Merhaba hocam. Hocam şimdi tartışıyoruz, konuşuyoruz. En çok konuştuğumuz konulardan birisi de acaba Fed'in faiz artışlarının etkisi midir bu bankacılık krizi diye soruyoruz. Sizce öyle midir? Etkisi var mıdır? Ne kadar etkisi vardır ya da? Şöyle söyleyeyim. Yaşanan bu son krizde, bu Silicon Valley Bank, bunun burayla başlayan olay, evet, bono tahvil portföyünün bu bankanın çok yüksek olması toplam varlıkları içinde, faizle ters hareket eden bono tahvil fiyatlarının düşmesiyle de bankanın zorda kalması bu sonucu getirdi gözüküyor. Bir de banka paniği eklenince bu tablo geldi. Şimdi faiz artışı banka bilançolarına zarar verir. Eğer bono tahvil portföyü yüksekse daha da fazla zarar verir. Bu anlamda Fed'in faiz arttırımı bence mecburen yapılması gereken bir durumdu. Yani enflasyon onlara çıkan bir ekonomide Fed'in faiz arttırması kaçınılmazdı. Bu anlamda bir sorun yok ama hızı belki burada önemli bir faktör olmuş olabilir. Birincisi, son 40 yılın en hızlı faiz arttırımlarından birisi gerçekleşti. Tabii kapitalizmin de en düşük faiz ortamından çıkarken bu faiz arttırımı bu bahsedilen riski daha fazla ortaya koymuş gözüküyor. Fed'in faiz arttırımından ziyade bir ihtimal faiz arttırım hızı, ki enflasyon da yüksek olduğu için bence orada da büyük bir sorun yok. Ama daha önemli sorun özellikle 2018 sonrası Amerika'da bu küçük bankalara yönelik düzenleme ve denetim mekanizmalarında gevşekliklerin artması bunun ana nedeni gibi gözüküyor. Daha bir hafta önce, 10 gün önce Fed Başkanı Powell'ın sıkılaşmadan bahsederken
3 gün sonra böyle bir olayın olması aslında ciddi bir sıkıntı. Ciddi bir güven sorunu. Sistemde hani risklerin iyi izlenemediği kanaatini de oluşturuyor. O zaman görülemeyen başka riskler de var anlamına gelebilir. Sorunuzu uzatmadan yani bir kere daha görüşümü belirtmek gerekirse hızlı faiz arttırımı bunun bir nedeni olmuş olabilir ama tek başına buna bağlamak çok doğru değil. Ayrıyeten hani bunun hikayesi kapitalizmin 500 yıllık tarihinin en düşük faiz ortamını son 15 yılda yaşamamız ve pandeminin getirdiği yüksek enflasyon karşısında da merkez bankalarının ister istemez böyle bir aksiyon alması bir araya gelince bu sonuç çıktı. Çok fazla faktör var ama faiz arttırım hızı ve iyi denetim olmaması bence öne çıkan unsurlar arasında denebilir. Hocam şimdi tabii bankaları kurtarma çabasına da girdi Amerika ve mesela en son işte 11 büyük bankanın First Republic Bank'ı kurtarması gibi bir formül de bulundu. Genelde pek de rastlanan bir formül değil aslında bu. Hazine Bakanı'nın çağrısıyla yapılan formül. Bunu nasıl okumak lazım? Artık birbirine destek olan sektörler şeklinde bir noktaya mı gidilecek bankacılık başta olmak üzere? Evet, yani bu bir, tabii önemli bir yeni bir uygulama denebilir. Genelde biz bu tür durumlarda kamunun hemen devreye girmesi, kamulaştırma veya işte kamuya devretme gibi veya büyük bir bankanın daha bu sorunlu bankayı satın alması gibi yöntemler biliyoruz. İngiltere'de de olan o oldu aslında hafta içinde. Ama bu tabii daha farklı bir yöntem. Birçok banka bu bankaya işte mevduat yatırarak onu ayakta tutmaya çalışıyor ama biraz da riskli gibi geliyor. Evet, bu sistem kendi içinde bu çözümü üretebilir mantığı. Bu belki rezerv paraya sahip bir ülke olarak Amerika'da biraz daha olabilecek bir şey. Ama genelde uygulanabilir mi? Emin değilim. Bir de şöyle bir risk var. Asıl sorun banka paniğini yatıştırmak. Hani devam ederse istediği kadar mevduat gelsin. O mevduatı yapan büyük bankalarda eninde sonunda benzer bir sorunla karşılaşabilir. O yüzden ana çözüm bir kere burada ortaya çıkan bu güven sorununu ortadan kaldırmak. Yani nasıl olur da hani Başkan Powell'ın konuşmasından 3 gün sonra güçlü faiz arttırım sinyali verdiği, Amerika'daki finans sektörünün oldukça güçlü olduğu temasını olan bir konuşmadan 3 gün sonra böyle bir sorun çıkıyor. Bence en büyük mesele bu. O açıdan bu atılan adımların bir riski de olabilir. Bana 29 krizini hatırlatıyor. O zaman da hani hisse senedi piyasasını kurtarmak için benzer adımlar atılmıştı ama sonra bütün bankaların başına patladı bu. O açıdan hani mevcut bankaların sermayesini böyle yönlendirmek bir noktada kurtarıcı da olabilir, başka bir riski de hazırlayabilir. İzleyeceğiz, göreceğiz. Bence Fed'in geçen pazar yaptığı uygulama burada daha yerindeydi. Ama tabii İşin boyutunu tam kestiremedikleri için de belki o kapıyı ne kadar kullanacaklarını da bilmiyorlar. Sadece onu kullanmak da istemiyorlar. Ama bu sorunlu kağıtların sağlam kağıtlarla değiştirilmesi ve bu maliyeti bir anlamda Merkez Bankası ve kamunun üstlenmesi bana daha sağlam bir çözüm gibi geliyor. Üstelik bir rezerv para ülkesinde, yani ana dünyanın parasına sahip bir ülkede bu daha mantıklı olur gibi geliyor. Ama izleyeceğiz bakalım bu yeni deneme ne kadar başarılı olacak? Benim kafamda soru işaretleri var. Hocam şimdi paniği durdurmak dediniz ama sanki o 2008 korkusu o hortladı gibi bir durum var ortada. Çünkü bakıyorsunuz işte Credit Suisse örneği bir finans ülkesinin en büyük bankasının da bu noktaya gelmesi ciddi bir endişeyi de aslında körüklüyor. İşte az önce haberini verdik. Rus Merkez Bankası bile, ki bu kadar batıdan aslında ayrıştı Rusya, orada bile bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi yönünde çağrı yaptığını ifade ediyor. Artık daha sıkı kuralların gelmesi, 2008'den sonra daha sıkı kuralların gelmesi gerekmez miydi? Biraz orada acaba düzeliyor diye düşünerek üstü mü örtüldü? Ne dersiniz?
Yani doğru. Aslında 2008 krizinden sonra bütün dünyada bankacılık sektöründe daha fazla düzenleme geldi ama hani bir süre sonra hep tavizler isteniyor ve hani bu buradan çıkma çabaları görülüyor. İşte Amerika'da da küçük ve bölgesel bankalar olmuş durumda. Tabii Rusya ve diğer ülkelerin durumu, her ülkenin durumu farklı ama sonuç olarak aslında şöyle bir sorun var. Bankacılık sektörü için iki şey önemli. Bir, krediler, verdikleri kredilerin geri dönmesi lazım. Belli bir eşiğin üzerinde sorunlu kredi olursa bu bir risktir. Ve faiz artışı da bankalar için bir risk. Tabii kur riski de var, likidite riski de var. Ama bugünkü dünyada özellikle bu kredi riski ve faiz riski ön plana çıkıyor. Ve olayların aslında bence temeline bakarsak 40 yıl öncesine yine gidebiliriz. Finansal liberalleşmenin başlamasıyla dünyada kredi vermenin kolaylaşmasıyla da çok büyük bir kredi genişlemesi oldu. Yani dünya borçla talep yarattı ve bugün 300 trilyon dolar aşan bir borç ortaya çıktı. Dolayısıyla her yavaşlama korkutuyor. Ama biz biliyoruz dünya böyle düz bir çizgi şekline gitmiyor. İniyor çıkıyor. İşte bu kadar borç varken 100 trilyon dolarlık üretimi olan bir dünya, yani her yavaşlamada bu borcu ciro yapmakta zorlanan şirketler nasıl öder? İşini kaybetme riski olan, iş maaşı düşecek, düşebilme riski olan haneler bu borcu nasıl öder sorusu gündeme geldikçe risk iştahı düşüyor. Çünkü o borcun ödenememesi yeterince yine bankalar için, yine finans sektörü için bir risk olur. O nedenle aslında düzenleme, denetleme her şeyden öte böyle biraz tarihsel bir sürecin de sonucu bu gibi gözüküyor. 2008'deki o büyük parasal bolluğun o tarihi düşük faizi yaratması da bir neden. 40 yıldır borçla talep yaratan ve kredi vermeyi kolaylaştıran finans sektörünün eninde sonunda artık o borç, yani büyüme olmazsa risklerin daha da arttığı bir dünyayı yaratması da ana sorun gibi gözüküyor. Yani düzenlemeler maksimum olsa bile böyle bir dünyada her yavaşlama ve her güçlü enflasyon bütün finans sektörü için risk yaratır. Biraz da onu yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yoksa 2008 öncesine göre çok daha denetlenen, düzenlenen bir sistem var ama ona rağmen bu çıkıyor. Bir şey de şu, işte en gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkelerde bile demek ki sistem yani açıklarını gizleyebiliyor. Takibi zor bir yapı var. Bunlar aslında gelecekte çok daha da konuşulacak. Algoritmaların yönettiği bir dünyada belki yetişemediğimiz bir yapı da var bu riskleri izlemekte. Peki hocam, bu riskler Fed'in politikasında bir değişikliğe neden olur mu? Ne beklersiniz önümüzdeki haftaki toplantıdan? Şimdi ben önümüzdeki haftada bir artış bekliyorum. Yani olasılığını daha yüksek görüyorum. Tabii kesin diyemeyiz ama çünkü geçen hafta faiz arttıracağım diyen Fed'in 3 gün sonra olan bir olaydan sonra faiz arttırımından vazgeçmesi, yani hakikaten Fed'in bu yanlışını kabullenmesi ya da bu öngörü yapamasını kabullenmesi anlamına da gelir. Bir başka sorun yaratır. O yüzden ben bir artış olacağını 25 bas puanlık, fakat ondan sonra görünen manzara karşısında duracağı yönünde bir mesaj geleceğini tahmin ediyorum. Fakat biz yine 40-50 yıllık tarihine baktığımızda Amerika'nın Fed'in bu tür faiz artırımlarının sonunda maalesef az ya da çok bir sıkıntı doğduğunu görüyoruz. Yani finans sisteminde bir yerlerde bir sıkıntı yaratıyor. Kriz yaratıyor, krizcik yaratıyor ve eninde sonunda bir faiz indirimiyle sonuçlanıyor. Ya faizler 25 bas puan daha artık uzun süre burada kalacak veya ki bu olasılık da artıyor. Yaz aylarında olacağını zannetmiyorum ama Fed'in bir noktada faiz indirimlerine başlayacağını, bu yıl bile olabileceğini düşünüyorum ki ben hani geçen haftaya kadar Fed'in bu yıl faiz indirimini asla düşünmeyeceğini düşünenlerdendim. Yani bu enflasyonla mücadelede çok kararlı gidecek ama tarih bize diyor ki böyle bir finans sektöründe sıkıntı çıktığında Fed de geri adım atıyor. Ben yine tarihte burada çok bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Çünkü
Şöyle bir şey var. Bu gelişme bankacılık sektörünün mevduat yaratmakta zorluğunu da getirecek. Para yasalarına yönelecek veya işte belki başka alanlara, devlet tahvillerine falan çık ama bankalar mevduat yaratmakta zorlanırsa kredi vermekte zorlanırsa ya da istekli olmazsa büyüme de aşağı gelir. Bu büyüme için kötü bir haber. Amerika vesaire dünyanın en büyük ekonomisi, dünyanın büyümesi için de kötü. Ama enflasyon ve faiz için iyi haber olabilir. Çünkü talep, kredi gelmeyince, talep azalınca enflasyon düşüşü de daha güçlü ihtiyacı da arttırma. Evet, bir teknik problem oldu galiba. Tekrar hocamızı arayalım. Onu tekrar bağlarken biz içeriye verelim VIX endeksini, korku endeksini. Orada da enteresan bir tablo var. Doğal olarak yükseldi. Oynaklık arttı. Oynaklık endeksi aslında bir derece korku endeksi olarak da ölçülen S&P endeksinin içinden hesaplanan bir grafik bu. 3 Mart'ta 19.48 seviyesindeymiş. Yani 20'nin altında olması aslında ortalık sakin Türkçesi. Bir stres yok. Yani risk alma iştahı da makul. Hatta bir derece yüksek de denilebilecek. Ortalığın rahat olduğu yer bir derece. Anlamı bu. Ama 30'un üstüne çıktığı zaman da bir şeyler ters gidiyor. Öyle yorumlanıyor. 30'un üstünü gördük. 13 Mart'ta yani 10 gün sonra oynaklık endeksini 30.81 seviyesinde gördük. Oralarda oyalandı. Bir hafif geri çekilme var. O da şundan kaynaklanıyor. Yani onu hocama birazdan soracağım tekrar bağlanabilirse. Çünkü evet bir sorun var ama buna böyle tam anlamıyla kriz diyeceğimiz kadar da kötü değil. Bir problem ama aşılabilecek bir problem gibi değerlendiriliyor. O yüzden hafif bir geri çekilme var ama yine 20'nin üzerinde bir derece yine rahatsızlık var dedirtiyor bu grafik bize. Oynaklığın yüksek olması aslında... Riskli varlıklar içinde, endeks için hesaplanıyor bu ama riskli varlıklar içerisinde bir yerde korku var. Bir yerde yatırımcılar tetikte bekliyorlar. Çıkmak için, kenara çekilmek için. Birkaç rakam söyleyeyim mi size? Tabii. Bakın. Bu arada 10 günde 11 puan. Az değil. Az değil. Yani. Rakamlar da teyit ediyor aslında. Evet. Bank of America diyor ki global hisse fonlarından 15 Mart'ta biten haftada 26 milyon dolar çıkış var. 112.7 milyar dolarlık nakit fonlarına giriş olmuş. Tahvil fonlarından 2.3 milyar dolarlık çıkış olmuş yine 15 Mart itibariyle. Altın fonlarına da 600 milyon dolarlık giriş var. Nakde geçmişler. Altın almışlar, hisse fonlarından, riskli yatırımların araçlarından kenara çekilmişler. Evet. Küçük bankalardan da büyük bankaları bu arada mevduatlarını da taşıyorlar tabii. Evet. Erhan hocamıza tekrar bağlanalım. Hocam merhaba tekrar. Merhaba, kusura bakmayın bir kopukluk oldu ama. Evet, estağfurullah hocam. Teknoloji iyi bir şey ama aynı zamanda da tabii riskleri var. Erdoğan Bey'in de size sorusu vardı hocam. Şimdi bunu hep... Tamam, lütfen. Hocam bu olayı hep böyle 2008 kriziyle kıyaslıyoruz ya akıllarda. İlk o var. Sonra Avrupa bankacılık krizi var. Bunu o tanım itibariyle kriz olarak yorumlamak durumunda mıyız? Yoksa evet bir sorun hatta yaşanması makul diyebileceğimiz madem faizler yükseliyor... Yaşanması makul diyebileceğimiz, o sınırda değerlendirilebilecek ve aşılabilecek, önü alınabilecek bir sorun olarak mı değerlendirmek lazım? Konuyu abartıyor muyuz yoksa başka bir durum mu söz konusu? Güzel bir soru. Bence yani şu anda tam tabloyu bilmiyoruz diye düşünüyorum. Bir kere kesinlikle bunu küçümsemememiz, bu geçici bir durumdur falan demememiz lazım. Ben bunun şu anda bu aşamada da büyük bir krize dönüşebileceği için böyle bir tahminde bulunmak için de erken ama çok iyimser olmak için de erken biraz verileri izlemek lazım. Mesela Amerika'da bir yavaşlama daha hızlanacak görünüyor. Kredi, sorunlu krediler çok sıkıntılı görünmüyor ama acaba doğru mu değil mi? Bundan da emin olamıyoruz. O yüzden... Bence bu önemli bir sıkıntı kaynağı olabilir. Çünkü yani reel tarafta bir sorun var ve bu sorun işte enflasyon sorunu var.
büyümede yavaşlama var. Yani dünyada stagflasyonist diyebileceğimiz bir ortam var. Ve bu ortam finans sektörünün hiç sevmediği bir ortamdır ve risklerini arttıran bir ortamdır. Çünkü durgunluk stagflasyonun kredi riskini arttırır. 300 trilyon doların üzerinde borç var, hepimiz biliyoruz, bu bir risktir. Her yavaşlama kredi riskini arttıran bir durumdur ve inmekte zorlanan bir enflasyon var. Yani iniyor ama istenen hızda inmiyor veya yeni risklerle bu enflasyon yukarı dönebilir. Böyle bir ortam faiz riskini yaratıyor. Böyle bir konjonktürde biz bu kadar düşük faizden bu kadar yüksek faize geçtiğimiz bir ortamda bono tahvil piyasalarında bir tahribat olduğunu biliyoruz. Bu tahribat işte bir yerlerde patlamaya çıkmaya başladı. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alınabilir de, yani Fed'in pazar günü attığı adım bence güçlü ve önemli bir adım. Yani önceden bu işi görememesi hata bence ama sonradan attığı adım yerinde diye düşünüyorum. Fakat çok sayıda banka var Amerika'da. Hani bu sayı artarsa ve panik durdurulamazsa o büyük bir risk. İşte onun cevabını bilmiyoruz. Veri geldikçe ve otoritelerin bu güveni sağlamadaki güçlerine bağlı olarak bunun bir krize dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz. Şu an için erken, temkinli olmak ve dikkatli olmak lazım ama bu kesin artık dönüşü olmayan büyük bir krizdir demek için de erken. Ben biraz bir süre piyasaların bekleyip izleyeceğini ama bu arada da güvenli limanda kalmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Yani daha güçlü bir dolar, çok risk almak istemeyen finans piyasaları bir kıyıdan, köşeden bunu izlemeye çalışacak. Tabloyu pek parlak görmezse de yeni bir fiyatlama yapar. İşte o zaman daha tehlikeli bir durum doğar ama şimdilik bir bekle gör modunda ve biraz da volatilite yaratabilecek bir ortama girmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz için. Tabii daha sonra bu konuyu daha çok uzun süre konuşacağız, öyle görünüyor hocam. Yeni başlamış gibi görünüyor doğrusunu söylemek gerekirse bana da. Peki, iyi hafta sonları dileyelim evet. Hocam. Sizlere de sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimleydi, Piris Üniversitesi öğretim üyesi. Bu arada Ankara'ya kameralarımızı çevireceğiz. Çünkü Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile Ankara'da bir basın açıklaması yapıyor. Ki özellikle Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda önemli bir, kritik bir ziyaretti bu. Elbette tüm kesimlerin ekonomi çevrelerinde dikkatle izlediği bir toplantıydı. Hemen kulak verelim. Tesis edilen diplomatik ilişkiler aradan geçen bir asra yakın süre zarfında daha da güçlenmiştir. Finlandiya'nın deprem felaketi karşısında uzattığı yardım eli dostluğumuzu pekiştirmiştir. Bu vesileyle Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma ve gönderdiği yardımlar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Niinistö ile görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya münasebetlerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Ayrıca önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Ortak hedefimiz ise ilk etapta 3 milyar dolar, ardından 5 milyar dolara ulaşmak. Müşterek gayretlerimizi artırarak bu hedeflere ulaşmakta kararlıyız. Yatırımlar, savunma sanayi ve turizm alanları başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Finlandiya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz. Kıymetli dostumla
Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulunduk. Akan kanın durması ve savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi yönündeki çalışmalarımızı Sayın Nünusa'ya anlattım. Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde taraflarca akdedilen ve küresel gıda güvenliği bakımından hayati önemi haiz Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanmasına dair gözlemlerimi, tespitlerimi aktardım. Kıymetli basın mensupları, Türkiye binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülkedir. DAEŞ'tan PKK, PYD ve FETÖ'ye kadar dünyanın en eli kanlı yapılarıyla eş zamanlı mücadele ediyoruz. DAEŞ'i sahada hezimete uğratan tek NATO ülkesi biziz. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına inanıyoruz. Adı, iddiası ve arkasındaki hesaplar ne olursa olsun, ülkemizin bekasına, milletimizin canına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. Bu meseledeki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı da her fırsatta ve zeminde açıkça ifade ediyoruz. NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusu elbette görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye, malumunuz olduğu üzere, NATO'nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor. Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid'de yapılan NATO zirvemizde onay vermiştik. Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Geride bıraktığımız süre zarfında Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdi. Bu kararımızın ülkelerimiz başta olmak üzere ittifakımız için hayırlı olmasını diliyorum. Finlandiya'nın üyeliğiyle daha da güçlenerek NATO bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında inanıyorum ki etkin rol oynayacaktır. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Finlandiya ile ilişkilerimiz NATO müttefikliği zemininde tahkim edilmiş olacaktır. İsveç'te olan görüşmelerimizi ise ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz. Ülkemizin sürecin ilerletilmesi hususundaki ilkelerinin ve iyi niyetinin artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Bu noktada sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekleştirdiği bu ziyaretin ikili işbirliğimizin güçlendirilmesine ve halklarımız arasındaki dostluğun derinleştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kendisine ve heyetine ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Please. Evet, Erdoğan'ın açıklamalarını dinledik. Finlandiya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor. NATO üyeliğine Finlandiya'nın karar verildi, katılım sürecini başlatmaya karar verdik cümlesi oldukça önemli. Bu süreçte Finlandiya ve İsveç Türkiye engeline takılmıştı. Finlandiya konusunda Türkiye
olumlu bir Finlandiya açısından olumlu bir adım atmış oldu. İsveç konusunda aynı tavrı sürdürüyor Türkiye. Evet, çünkü isteklerimiz var, yapılması gerekenler var. Kim o uyguluyorsa kapımız açık diyoruz, beraber yol almaya devam ediyoruz. Depremde de aslında kimin bize daha yakın olduğunu da görme imkanımız oldu. Buna da Cumhurbaşkanı vurgu yaptı. Finlandiya'yla da uzlaşı sağlandı. Hayırlı olsun herkese. NATO bir üye daha kazanıyor Türkiye'nin onayıyla. Evet. Türkiye'nin de ne kadar önemli ve kritik bir ülke olduğunun da altında çizildiği bir tablo aslında bu. Okuyabilene diyelim. Evet. Şimdi bugün aslında yayınımızın başında da Murat ifade etmişti. Depremin maliyeti konusunda çok önemli bir rapor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlandı. Kahramanmaraş ve Hatay depremleri raporu oldukça önemli. Ve aslında belki de eksik bile kalmış olabilir pek çok açıdan. Çünkü bazı şeyleri, bazı konuları tam olarak ölçmenin de çok mümkün olmadığı da bir tablo var karşımızda. Ama bir ortalama maliyet olarak bakarak gerçekten maliyetin 2 trilyon lira olduğunu görüyoruz bu tabloda, bu raporda. 2023 yılı milli gelir beklentisinin %9'una denk geliyor rakam. Evet, her açıdan %10 civarı bir şey, evet. Ağırlık. Asrın felaketinin Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 2 trilyon lira olarak hesaplandı. Rakam 2023 yılı milli gelir beklentisinin %9'una denk geliyor. 1999 Marmara depreminden 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıp oluştu. Konut hariç özel kesim hasarı 222.4 milyar lira olarak hesaplandı. Yani bu 2 trilyonun 222.5 milyarı konut dışında, onun dışında daha büyük bir kısmı bu binalar ve tabii ki hani biz böyle bir ekonomik maliyetten bahsediyoruz. Buradaki can kayıplarımız, ülkenin üzerindeki o acı, onun maliyetinin de ölçümü yok tabii ki. Depremden sonra da aslında pek çok kesimin hızla yaraları sarmak için attığı adımlar da var. Ve oldukça da aslında bu dönemde bizi de belki o bütünleşmeyi, o yardımlaşmayı daha çok ortaya çıkararak aslında iyiliğin gücüyle iyileştirme, iyileşebilir miyiz dedirten önemli adımlar var. Şimdi önemli bir de konuğumuz var. Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek bizimle olacak. Ve biz biraz bu dönemde neler yapılabiliyor onu konuşacağız. Önemli bir projede başlattı Kalkınma Ajansları. Öncelikle hoş geldiniz diyelim Ahmet Bey yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bize biraz anlatır mısınız? Sosyal satın almayı destekleme çağrısı başvuruya açıldı. Ve 11 ilde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla yeni girişimler hayata geçirilecek. Neler yapılacak? Siz bize biraz anlatır mısınız? Elbette. Bu sosyal satın alma çağrısını anlatmadan evvel bunun daha büyük bir resmi var. Ondan başlayarak sosyal satın alma çağrısını anlatmam daha isabetli olur diye düşünüyorum. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü olarak bize bağlı 26 kalkınma ajansı ve 4 bölge kalkınma idaresi ile genel olarak Türkiye'de bölgesel kalkınmanın yönetiminden sorumlu bir yapıyız. Bu kapsamda afet bölgesinin yeniden toparlanması için bölgesel kalkınma odaklı toparlanma acil eylem planı hazırlığımız var. Bu acil eylem planı 3 temel eksende yürütülecek. Bir tanesi hızlı toparlanma, ikincisi bölgeyi sürdürülebilir bir kalkınma dinamiği içerisine sokmak, üçüncüsü ise yeni afetlere kentlerimizi, bölgelerimizi daha dayanıklı, daha dirençli hale getirmek. Bu kapsamda acil eylem planı hazırlığımız yürüyor. Bunun bir parçası olarak da sosyal girişimcilik ve sosyal uyum projesi yürütmekteyiz. Bu projeyi
Avrupa Birliği'nin hibesi şeklinde Dünya Bankası ile birlikte yürütüyoruz. Toplam bütçesi 40 milyon avro, yaklaşık 800 milyon TL'ye tekabül ediyor. Bu proje kapsamında da sosyal satın alma çağrısı ilan ettik. Bu sosyal satın alma çağrısının hedef grubu ülkemizdeki büyük şirketler, büyük işletmeler. Şöyle bir işbirliği planladık. Büyük işletmelerimiz bildiğiniz üzere halihazırda bir tedarik zinciri içerisinde ürettikleri ya da sattıkları ürünleri yerel firmalardan tedarik ediyorlar. Biz bu kapsamda özellikle afet bölgelerimizde 11 ilde, konteyner kentlerde ve çadır kentlerde kuracağımız üretim atölyelerinde büyük şirketlerimizin tedarikçisi olmayı hedefledik. Dolayısıyla halihazırda bildiğiniz üzere büyük bir acı içerisinde olan depremzedelerimizin hem acılarını unutmaları, onların psikolojik tedavilerini de sağlayabilmek bakımından onları meşgul edeceğimiz ve bir iş sahibi yaparak meslek öğreteceğimiz üretim atölyeleri kuracağız. Burada ürettiğimiz ürünleri ise büyük işletmelerimizin satın alması ve satın alma garantisi vermek suretiyle üretimde bulunan depremzedelerin gelir elde etmesini sağlayacağız. Temel olarak sosyal satın alma çağrısının amacı bu. Sosyal satın alma çağrısı dedik çünkü işletmelerimiz halihazırda sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütüyor bildiğiniz üzere. Aslında bu satın alma garantisi onların bir anlamda sosyal sorumluluk faaliyetlerini de yerine getirmelerini sağlayacaklar ve böylece hem ürettikleri, yani depremzedelerin ürettikleri ürünleri alarak daha geniş pazarlara ulaşma imkanı elde edecekler. Herhangi bir yükümlülüğe de girmeyecekler aslında. Biz şirketlerimizin talep etmiş olduğu ürünleri üretmek için gerekli altyapıyı kuracağız. Bunun için gerekli makine, ekipman gibi alımları proje bütçesinden karşılayacağız. Eğitim gerekiyorsa depremzedelere bu eğitimleri firmalarımızın yol göstericiliğinde, rehberliğinde depremzedelere sunacağız. Dolayısıyla çok boyutlu bir proje. Burada biz şu anki çağrımızı büyük işletmelerimizin bizle birlikte işbirliği yapması adına ilan ettik. Evet, peki bu gördüğünüz tabloda nasıl bir sonuç elde edilebileceğini düşünüyorsunuz? Özellikle şimdi bir girişimcilik seferberliği, kadınların ve gençlerin katılımı önemli. Görüyoruz depremzede pek çok kişi aslında tekrar hayata tutunmaya, tekrar yaralarını sarmaya ve aslında hepimizin 85 milyonun desteğiyle yeniden o bölgeyi inşa etmeye çalışıyor. Gördüğünüz tabloda ki eskiden de aslında girişimciliğin gelişmiş olduğu bölgelerdi bu bölgeler ve ülke ekonomisine de ciddi katkıları vardı. Şimdi tekrar o eski katkıyı sağlayabilmek için nasıl bir motivasyon var ve nasıl bir tablo var? Rakamlarla biraz hani oradaki girişimcilik durumunu da verebilmek mümkün mü şu an itibariyle? Elbette. Zaten proje temel olarak girişimcilik ekosistemini beslemeye, canlandırmaya yönelik olarak tasarlanmış bir projeydi. Bildiğiniz üzere birçok işletme yıkıldı. Özellikle küçük esnaf makinalarını, tezgahlarını kaybetti, zarar gördü. Bu proje aynı zamanda genç istihdamını sağlamak, genç girişimciliği ve kadın girişimciliği önceliklendirmek üzere de kurgulandı. Bu kapsamda yalnızca biz afet zedelerin deprem ve deprem bölgesindeki konteyner kentlerde üretim atölyelerinde çalışmasının ötesinde onların girişimci olmalarını sağlayacak ilave destekler de planladık. Bu kapsamda yeni girişimci olmak isteyenlere 5000 Euro'dan başlayan ve halihazırda bir işletmesi var ve zarar gördüyse bunların da 25.000 Euro hızlandırma desteği adını verdiğimiz destekten yararlanma imkanı bulacaklar. Bölge sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'deki ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmını bu bölge temin etmekte. Yani özellikle Maraş, Malatya, Antep, Hatay gibi illerimiz gayri safi katma değer bakımından önemli bir girdi oluşturmakta. Dolayısıyla bu bölgenin yeniden toparlanmasını, yeniden ekonomik faaliyetlerini ve ticari hayatını devam ettirmesi bakımından çok hızlı bir şekilde toparlanmaya ihtiyaç duyuyor. Bizim de konuşmamın başında bahsettiğim acil eylem planı, bölgesel kalkınma odaklı toparlanma acil eylem planı bu kapsamda
çok geniş boyutlarda konuyu ele alan bir eylem planı olacak. KOBİ desteklerinden sanayi altyapılarına, ticarethane işletme altyapılarının yeniden tesis edilmesine kadar birçok boyutu içeriyor. Bu sadece bir finansal hibe şeklinde değil, o bölgenin girişimcilik ekosistemi, sanayi ekosistemi bakımından da güçlendirilmesini sağlayacak bir eylem planı. 2 yıl vadeyle kısa, orta ve uzun vadeli yapılacaklar şeklinde sıraladığımız bir eylem planı olarak tasarlanmaktadır. Peki, özellikle bundan sonraki dönemde bu büyük şirketlerin de tabii söylediniz bu işin içine girmesi konusu. Onların tavrı nasıl, onlar nasıl değerlendiriyor? İrtibatlarınızda, iletişimlerinizde mutlaka tavrı da görmüşsünüzdür. Evet, web sitesi üzerinden duyurusunu yaptık. Şirketlerimizin yoğun bir ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bugün itibariyle 70'in üzerinde başvuru var. Çok farklı sektörlerde tahmin etmediğimiz şirketlerimizin işbirliği yapmak istediğini gördük. Mesela bunlardan örnek verecek olursak, medikal sektöründe kulak temizleme pamuğu üreten, kulak çöpü üreten bir firmamız başvurdu. Gıda sektöründe ISO 500 sıralamasında yer alan bir şirketimiz başvuru yaptı. Yine Anadolu'nun bir şehrinden bisiklet ürettirmek istediği yönünde, halihazırda bir bisiklet üreticisi, bunun konteyner kentlerde kuracağımız üretim altyapılarında yapabileceğimizi ifade etti. Dolayısıyla farklı sektörlerde hiç tahmin etmediğimiz, öngörmediğimiz alanlarda başvurular var. Biz de zaten çağrımızı ilan ederken tekstilden gıdaya kadar birçok sektörü sıralamıştık. Yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. İnşallah satın alma garantisi vermek suretiyle burada depremzedelerin hem girişimci olması hem de gelir elde etmesi de sağlanabilirse proje amacına fazlasıyla ulaşmış olacaktır diye değerlendiriyoruz. Evet, oldukça aslında ilgi görüyor olması da çok önemli. Bu dayanışmanın da ne kadar ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Peki bundan sonraki süreçte özellikle başvurmak isteyenler internet sitesi üzerinden başvuruyorlar diyorsunuz. Peki bu bölgedeki girişimcilere bunun yayılması konusunda nasıl bir destek vereceksiniz? Daha doğrusu bu açıkladığınız destekleri duyurma konusunda nasıl bir iletişiminiz olacak? Kalkınma ajansları geçmişten bugüne girişimlere, işletmelere, sektörlere destek veren kurumlar. Saha bilinirliği olan, sahada sürekli faaliyet gösteren yapılar. Dolayısıyla halihazırdaki işletmeler, girişimciler kalkınma ajanslarının çok farkındalar. Biz bu süreci daha etkili kılmak bakımından personellerimizle birlikte, çalıştığımız, hizmet aldığımız firmalarla birlikte özellikle konteyner kentlerde daha fazla yoğun mesai içerisinde kişilerle birebir görüşmek suretiyle yaygınlaştırmak istiyoruz. Dolayısıyla proje 40 milyon avro, yaklaşık 800 milyon liraya tekabül ediyor. Etkili bir rakam olacak ve girişimcilerin bu desteklerden yararlanması için biz önce bir takım eğitim hizmetlerini sunacağız. Burada özellikle hiç girişimci olmamış kişilerin iş fikri olabilir. Bu iş fikrinin olgunlaşması, bu iş fikrini hayata geçirmesi için gerekli olan pazar analizi, piyasaya satış kanallarına ulaşması gibi birçok desteği, yani soft diyebileceğimiz destekleri de eğitim almak suretiyle vereceğiz. Bu eğitimleri tamamlayan, bizim bir takım kalite süreçlerinden geçmiş kişilerin ise günün sonunda bir hibe desteğiyle o işletmeden yararlanmasını, o hibe desteklerinden yararlanmasını sağlayacağız. Süreci yalın ve kolay bir şekilde tasarlamayı öngördük. Bildiğiniz üzere, yani afetin yarattığı etki, oluşturduğu etki değerlendirdiğimizde insanlara sunduğumuz hizmetin bir takım kolay süreçlerden geçmesi gerekiyor. Bizim klasik kamu desteklerinde yürüttüğümüz evrak süreçlerini bu proje kapsamında oldukça asgari düzeye indirmeye gayret ettik. Kolay bir başvuru süreci ve hızlı bir destek mekanizması planladık. Tahmin ediyorum ki sahada yürüttüğümüz faaliyetlerle yoğun bir ilgi alacağımızı değerlendiriyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kalkınma ajansları hep
pek çok konuda aslında önce oldu. Bölgede pek çok kimsenin görmediği noktalarda çok değerli projelerle destek verdiniz. Şimdi de bu projeyle çadırlarda, konteynerlerde kalanlara aslında çok önemli bir psikolojik de destek sağlamış oluyorsunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Gelişmeler oldukça da bu projede ve diğerlerinde yine sizi ağırlamak isteriz tabii. Çok teşekkür ederiz. Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek bizimleydi. Evet, depremin yaralarını, o bahsettiğimiz maliyetten çok daha büyük olan maliyeti aslında bize yükünü, acısını dindirmek için önemli projeler bunlar. Peki, çok yoğun bir haftaydı. Küresel anlamda da çok yoğun bir haftaydı. Evet. Philip Capital'le kapatacağız bu bölümü. Philip Capital'e gidelim. Eğitim ve Araştırma Müdürü Ercan Göçmen bizimle. Hoş geldiniz Ercan Bey yayına. Hoş bulduk. Merhabalar. Haftanın son işlem günü. Nasıl bir tablo var karşımızda? Bu haftayı nasıl kapatıyoruz? Öteki haftaya da bu haftanın sancıları yansır mı diye sorayım size. Yani o kadar yoğun ve haber akışı değişken bir dönem yaşıyoruz ki Özlem Hanım. Yani bırakın gelecek haftayı, yarın tahmin etmek zor. Yani bundan iki hafta önce hiç kimse bu kadar bankacılıkla ilgili konuşulabileceğini tahmin etmiyordu. Hani daha önceden evet kripto paralarla ilgili bazı yansımaları bankacılık üzerine etkili olacağı söyleniyordu. Ama tam ters köşeden tahvillerin zamanlaması üzerinden bir bankacılıkla ilgili sorun yaşıyoruz. Kriz demek istemiyorum Özlem Hanım. Çünkü bunun daha önceki bankacılık krizleriyle çok yakın bir ilişkisi yok. Ama şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki bankacılık bir güven unsuru ve oradaki bir güven sarsılması bütün bankacılığı ne kadar kuvvetli olursa olsun, sermayesi ne kadar kuvvetli olursa olsun ciddi anlamda sarsabilecek bir yapıdır bu güven yoksunluğu. Dolayısıyla alınan tedbirler ama çok iyi. Dün işte First Republic Bank'a alınan, getirilen tedbirler, 30 milyar dolar civarında bir nakdin enjekte edilmesi, bunların hepsi hem regülatörlerin hem de piyasanın büyük oyuncularının sorunun büyümeden çözmeye dair attığı adımlar olarak görüyoruz. Ama şu aşamada tabii biraz da hafta sonu riski nedeniyle Amerika'da hala bankacılık hisselerinde bir satış baskısının olduğunu rahatlıkla söylememiz gerekir. Bank of America'da %4, Citi'de %3'lük değer kayıpları vardı. Günün en popüler hissesi hiç kuşkusuz First Republic Bank. Onda da %20-25'lik değer kayıplarıyla güne başladı. Tabii bu geçirdiğimiz sürecin en net sonuçlarından biri Fed'in şahin politikasının tamamen bitmiş olması. 25 bas puanlık arttırım bekleniyor 22 Mart'taki toplantıda. Hatta bazı analistler burada faiz arttırımı dahi beklemiyorlar. Dolayısıyla böyle Fed'in şahinden güvercine bir geçiş süreci oldu. Çok hızlı bir şekilde bir haftada. Bunun sonucu olarak da Amerika'da 10 yıllıklar %3.45'e geriledi. Zaten %3.40'ın altı şu anda çok beklenmiyor. 2 yıllıklarda %4'ün altına düştü. Şimdi tabii bu kadar faizler düştüğü bir ortamda teknoloji hisselerinin bu işten yararlanması çok net, beklenen bir durum. Zaten Özlem Hanım şunu söyleyelim, bir aydır, son bir aydır evet Standard & Poor's değer kaybetti ama teknoloji hisselerine bakacak olursak teknolojide Intel hisselerinde %19, Meta'da %14, Google ve Microsoft son bir ayda %13 değer kazançları sağladı. Dolayısıyla teknoloji hisseleri öncülüğünde önümüzdeki dönemde net bir yükseliş görebiliriz. Biz bunu, bu düşüncemizi halen koruyoruz. Standard & Poor's 3900 üzerinde fiyatlamaya devam ettiği sürece önümüzdeki aylarda 4300 hedefine doğru yükselebileceği tahminimizi hala koruyoruz. Düşük faiz ortamından en iyi yararlanan enstrüman hiç kuşkusuz altın oldu. 1830 dolardan döndü. O zamanlar da söylüyorduk. Yani bu altının gidişatı 1970 dolara kadar gidebilir demiştik hatırlarsanız. Şu anda o seviyeye çok yakın bir fiyat noktadan fiyatlıyor. Altın 1970 dolara yakın bir noktadan fiyatlıyor. 1970 dolarda zorlanabilir altın ama satış baskıları sınırlı olursa biz altının 2000 dolardaki psikolojik direncine doğru ilerleyebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla satışlar eğer çok sert olmadığı sürece altında varsa pozisyonlar, altın pozisyonlarının ve gümüş pozisyonlarının korunması daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. Gelecek hafta FED toplantısı var 22 Mart'ta. Onu da dikkatle izlemeye devam edeceğiz. Tabii bir yandan da bankacılıkla ilgili haberleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları dileyelim Ercan Bey. Kolaylıklar dileyelim. Peki, bir bakalım Borsa İstanbul'a, BIST 100 endeksine. Bu hafta %3,5 civarı eksi de kapatacak gibi duruyor. Son 10-15 dakikada bir değişiklik olmazsa. ABD borsaları biraz daha derinleşti. Eksisi %1'in üzerine çıktı. Altın 1963 dolara geldi. Biz konuştukça 1 dolar yukarı gidiyor. Risk algısının düşük, yani risk iştahının düşük, risk algısının yüksek olduğu bir hafta oldu. İyi bir hafta değildi aslında riskli varlıklar için. Gelecek haftaya taşınan başlıklar da öyle çok rahat başlıklar değil. Eğer hafta sonu yeni bir şey duymazsak iyi anlamda, pazartesiye yine bu negatif etkiyle yeni bir haftaya başlıyor olmak herhalde sürpriz olmayacak. Evet. Oldukça yoğun bir haftayı böylece geride bırakmış olduk. Ve tabii bir yandan da aynı şekilde zorlukları gördüğümüz bir tabloyu da Türkiye tarafında belki hani o derinlikte değil ama yine de etkilerini gördüğümüz bir tabloyu gördük. Bir yükselenlere ve düşenlere bakalım hızla. Yayınımızın sonuna doğru ilerliyoruz. Evet, şu anda en çok fiyatı yükselenler Kontrolmatik, Akpen GYO, Migros, Coca-Cola İçecek ve Tukaş. Düşenlere bakalım. Ereğli Demir Çelik, Tekmen Holding, Arçelik, Tofaş ve Sasa Polyester olarak sıralanıyor. Bir de hacme bakalım. Evet, BIST 100'de en çok işlem görenler Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank ve Petkim olarak sıralanıyor. Ve böylece yayınımızın da sonuna geldik. Hafta başında görüşelim inşallah. Evet, pazartesi günü görüşmek üzere. İyi hafta sonları efendim.